Videolarımızdan haberdar olmak için öncelikle abone olduktan sonra zile tıklayıp tüm bildirimleri aktif edin. Deva Partisi, Hatay İl Yönetim Kurulu ve ataması yapılan ilçe başkanlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Sayın Genel Başkan Yardımcım, basınımızın değerli mensupları, değerli yönetici arkadaşlarım, hepinize en derin saygı, sevgilerimi selamlıyorum. Aramıza hoş geldiniz için ayrıca teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, Demokrasi ve Atılım Partisi 9 Mart 2020 günü başladığı siyasi yolculuğuna bugün il ve ilçelerde örgütlenmeleri devam etmektedir. Halihazırda 43 ilimizde teşkilatlanmasını tamamlamış. Ayrıca 29 Aralık 2020 tarihi itibariyle büyük kongresinde yaparak Haziran 2021'de itibaren yapılabilecek seçimlere katılma şartlarını yerine getirmiştir. Halkımızın değişim talebi ve Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a olan güven bizleri bu yolda yürümeye ve ülke genelinde damla damla çoğalmamıza sebep olmuştur. Sizlere partimizin kimliği hakkında kısaca bilgi sunmak istiyorum. Deva Partisi, birey hak ve özgürlüklerin merkezi alan, geçmişin kavgalarına saplanmadan bugünün ve yarının Türkiye'sini refah, adil ve özgür kılmak için 9 Mart 2020 günü kurulmuştur. Çok kısa sürede Türkiye'nin 400 yanında teşkilatlanmalarını tamamlayan Deva Partimiz önce insan diyerek yola çıkmıştır. Bu ülkedeki herkes bir diğerini dilinden, dininden, seçimlerinden dolayı dışlamadığı, herkesin liyakati ile uygun iş ve imkanlara ulaşabildiği günlerde yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz. Deva Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında seçimlerinden dolayı kimsenin dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, herkesin liyakati ve uygun iş imkanlarına ulaşabileceği güzel günlere getirmek amacıyla kurulmuştur. Hedefimiz sistem kuvvetler ayrılığı esasına göre hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetim kurmaktır. Bu sistemde evrensel değerler çerçevesinde temel insan hakları korunur, yargı tarafsız ve bağımsız çalışır. Türkiye birden büyüktür diyen Deva Partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile güçlü, uzun vadeli ve istikrarlı bir yönetim sistemi tesis etmeyi amaçlamaktadır. Deva Partisi'nin hedefi Türkiye'yi herkesin insan haysiyetine yarışan, refah standartlarında bir yaşam sürdüğü seviyeye ulaştırmak. Deva ekonomi politikalarının temel amacı, adil rekabetin, fırsat eşitliğinin ve verimliliğinin esas alındığı bir ortam oluşturmaktır. Mülkiyet hakkı ve teşebbüs hürriyeti, ekonomik gelişme ve refah olmazsa olmaz koşuldur. Deva Partisi, iş başına geldiğinde bir kara delik haline gelmiş olan varlık fonunu kapatacaktır. Bu genel başkanımızın üzerinde ısrarla durduğu bir konu arkadaşlar. Sosyal yardımlar ve hizmetlerin bugünkünden daha güçlendirilmiş bir şekilde desteklenmesine inanan Deva Partisi, bireyi, aileyi ve insanlarımızı yoksulluk sarmalından kurtarmayı amaçlamaktadır. Deva Partisi sunduğu asgari gelir desteği modeliyle bir ailenin asgari ihtiyacı ile mevcut geliri arasındaki farkı devlet tarafından kapatılmasını desteklemektedir. Sağlıklı kalmayı önceleyen Deva Partisi, koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini savunmaktadır. Deva Partisi özellikle gençlerimizin işsiz kalmasını engelleyen ve bu konuda kamuda işe alımlardaki mülakat sistemini de kaldırmayı hedefler.
DEVA Partisi üniversitelerimizin akademik özelliğini sağlamak için YÖK'ü kaldırmayı hedeflemektedir. Bu da genel başkanımızın açıkladığı bir diğer ilkedir arkadaşlar. Engellilerin çalışma hayatı da dahil olmak üzere toplumsal hayatımıza tam katılımlarının sağlanması hedeflerimizin arasındadır. Engelsiz hayat ve engelsiz siyaseti şiar eden partimiz, programında %1 engelli kotası bulundurmaktadır. Teşkilatlanmalarımızda bunu gözetmeye çalışacağız. Tüm vatandaşlar, inançlarının gereğine huzurla yaşayabileceği özgür bir ortamı hak etmektedir. DEVA Partisi inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunların çözümü için çaba gösterecektir. Bir deprem bölgesi olan Türkiye'de bütçenin önceliğini afet yönetimine ve afetlere dair mevzuatlara ayırmayı ve risk yönetimi ilkelerine göre mevcut mevzuatın yenilenmesini düşünmektedir. Kentlerimizin yaşanabilir, refah seviyesi yüksek, temiz, huzurlu, güvenli, üretken, verimli, sürdürülebilir, tarihi ve kültürel değerleri korunan, dirençli, ekolojik ve teknolojik çağdaş kentler olmasını hedefler. DEVA Partisi'nin şan atlatacağına inandığımız bir başka önerisi de 5H dediğimiz internet modelidir. Burada hızlı olacak, her yerde ve hesaplı hür internete sahip olmasını hedefliyoruz. Özellikle gençlerimizin ve öğrencilerin ücretsiz internete ulaşımını sağlamak da planlarımızın arasındadır. Arkadaşlar, Hatay İl Başkanlığı olarak atandığımız günden bugüne yaptığımız çalışmalarla ilgili sizlere kısa bir bilgi de vermek istiyorum. Başkan olduğum kurucu heyetinde bulunan arkadaşlarım Ayşe Karaca, Şerif Cemali, Ahmet Celalettin Yıldırım, Cahit Atalay ve Recep Çolakoğulları kardeşimle birlikte bugüne kadar ilimizde 10 ilçemizin ilçe başkanını belirledik. Bunların Hasla, Yaylada, Dört Yol ve Kumlu ilçelerimizin de yönetim kurulu üyelerine genel merkezimize sunulmuş ve onayları alınmıştır. Antakya ilçe başkanımız Uğur Çakılı kardeşimiz, onların da isimlerini saymak istiyorum. Dekne İlçe Başkanımız İnan Beyazgül, İskenderun İlçe Başkanımız Ahmet Celalettin Yıldırım, Dört Yol İlçe Başkanımız Kadir Aktaş, Kırıkhan İlçe Başkanımız Mustafa Toprak, Kumlu İlçe Başkanımız Derviş İlhan Acar, Hasla İlçe Başkanımız Zekeriya Aşık, Yayladağ İlçe Başkanımız İbrahim Açık, Altınöz İlçe Başkanımız Hulki Baskın, Samandağ İlçe Başkanımız Faruk Kala. Geriye kalan 5 ilçemizde de teşkilatlanma çalışmalarımız yeterince pandemi şartlarına göre demek zorunda kalacağım. Yeterince hızlı bir imkanlarla en kısa zamanda teşkilatlanmalarımızı bitirip onları da sizlerle oluşturmayı planlıyorum. İl Yönetim Kurulumuz onaylanmıştır. Şu anda 32 kişilik bir İl Yönetim Kurulumuz vardır. Onları da birazdan izleteceğimiz slaytlarla siz değerli arkadaşlarımıza tanıtmış olacağız. Vereceğimiz basın bültenlerinde zaten bu listelerde olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz basınımızı demokrasinin itici gücü olarak kabul ediyoruz. Özellikle muhalefet seslerinin duyurulamadığı, pandemi şartlarıyla çok fazla meydanlara girilemedi şu günlerde, yerel basınımızın da önemini herkesin anladığını tahmin ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Dün İYİ Parti ziyareti yaptık. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'la beraber. Orada da bu soru gündeme geldi. Çok net tablo şudur. 2017 yılında bir değişiklik yapıldı. 2018'de yürürlüğe girdi. 2 sene önce yapılan, 3 sene önce yapılan bir değişiklik var. Şimdi o gün yapılan değişiklikten farklı ne öngörülüyor? Bu belli değil. Soyut bir
anayasa yapım talebi var ortada. Ama şunu sormak lazım. Uymayacağımız, tabi olmayacağımız, bizim için bağlayıcı olmayacak bir anayasa değişikliğiyle niye uğraşalım? Türkiye'de bugün sorun anayasa sorunundan öte zihniyet sorunudur. Anayasayı bağlayıcı görmemek, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymamayı bir hak olarak kendinde gören bir anlayışın yapacağı yeni bir anayasadan nereye varacağız? Yaptık yeni anayasayı, işimize gelmeyen şeylere kabul etmiyoruz, uymuyoruz diye bir tavır alacaksak bu çabanın bir anlamı var mıdır? Onun için Türkiye'nin gündemi şu anda işsizliktir. Türkiye'nin gündemi sağlıktır. Şu anda dünya harıl harıl kendi insanlarını aşılarken Türkiye adeta 3 oradan 5 buradan dünyanın neresinden bulabilirim diye aşı bulmaya çalışıp önce 85 yaş limitinin üstündekiler, arkasından 75 yaş, herhalde daha aşağılara doğru bir epeyce bir zaman sonra sıra gelecek. Halbuki bunların tedbiri doğru düzgün alınabilseydi, vaktinde gerekli bağlantılar kurulup çalışmalar yapılabilseydi, şu anda geniş ve yaygın bir şekilde aşılama kampanyasının birinci turunun bitmiş olması lazımdı. Muhalefete, öğrencilere sağa sola laf yetiştirmek yerine, kendi içimizde insanlarımızla tartışmak yerine, gerilim siyaseti uygulamak yerine, çok rahat bu ülkenin, bu halkın sorunlarıyla ilgilenip bunları çözmeye çalışsak, bugün çok daha iyi bir noktada olurduk diye düşünüyorum. Siyasette artık farklı bir üsluba, farklı bir dile ihtiyaç var. O da çatışmadan beslenen değil, uzlaşmadan, diyalogdan, işbirliğinden bu ülkeyi geleceğe taşımaya dönük bir enerji üretmek bu ülkeye iyi gelecek diyorum. İnşallah bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, başka sorusu olan var mı? Ben sorayım başkanım. Beyzade Efendi TV, Mustafa Dilek. Siz 2014'te Yerel'de Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmuştunuz, kaybetmiştiniz. Deva Partisi hem ülke iktidarına hem yönetim iktidarına da aday. Yönetimde yerel olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Hatay'da neyde eksiklik olarak görüyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar, ülkenin genel gidişatı esas itibarıyla hepimizi ilgilendiriyor. Hatay'ın eksikleri olur, Hatay'ın yanlışları olur. Bunlar tamamlanır ama ülkenin genel gidişatında büyük bir sıkıntı var iken Hatay'ı doğrusu evet yerel yönetimde memnun kalmadığımız şeyler olabilir. Ama neticeten Hatay ölçeğindedir. Toparlanır. İyi niyetle çalışılır, yapılır. Netice itibariyle yöneticiler görev yaptıkları dönem içerisinde seçmenin önüne görücüye çıkıyorlar. Vatandaş yapılan işlerden memnun kalırsa desteğini devam ettirir. Memnun kalmazsa bu desteği geri çeker. Ama ben genel itibariyle yerel yönetim olarak belediyeyi sadece muhatap olarak söylemeyeyim. Ama genel itibariyle ülkenin genelinde maalesef yatırımlar durdu. Bu ülkede yatırım iklimini kaybettik. Güven olmayınca, hukuk olmayınca, orta uzun vadede adaletin evrileceği yeri göremeyen yatırımcı, sermaye sahibi bu ülkeye yatırım yapmaktan vazgeçti. Kamusal yatırımlarda da epeyce durgunluk var. Baktığımız zaman Türkiye genelinde de, Hatay ölçeğinde de, 2014 şartlarına baktığım zaman o gün başlamış projelerin tamamlanamadığını görüyorum. 7 sene geçmiş. 7 sene önce başlamış ya da bitmek üzere olan belli bir düzeye gelmiş yatırımlar var. Bakıyorsunuz barajın gövdesi bitmiş, sulama kanalları yok, sulama projeleri hayata geçmemiş. 7 sene önce başlamış bir stadyum tamamlanmamış. Hatay Spor bugün eski stadını acele yarım yamalak bir tadilatla başarılı bir grafik çiziyor. Tebrik ediyorum Hatay Spor'u da, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Ama 7 sene önce başlamış stadımız hayata geçirilemedi. Bunun gibi başlamış yol inşaatlarımız yarım kalmış, ilerlemiyor. Değerli arkadaşlar, burada belediye ya da genel idare ayrımı yapmadan söylüyorum. Türkiye bir bütün olarak önce duraklama sonra gerileme dönemine girdi. 12.500 dolar kişi başı milli gelirden 8.000 dolarlara geriledik.
yazıp günah değil mi? Hem kendimiz için, hem çocuklarımız için, hem bizden sonraki nesiller için bu gerileme. Çok kötü bir şey. Gençlerimiz artık geleceği başka ülkelerde aramaya başlıyor. İmkanı olanlar kendilerini başka ülkelere atmaya çalışıyor. Bu çok kötü bir psikoloji. Kendi ülkemiz için, kendi insanımız için emeğimizi, gayretimizi ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Abdurrahman Yıldız, Makkal Gazetesi. Size bir sorum olacak. Demin zihniyet meselesinden bahsettiniz. Çok doğru bir yere temas ettiniz sanki. Bu zihniyet meselesini bir kenara atarak, siyasi partiler kanunuyla ilgili, yani atamalarla, Ankara'da yapılan atamalarla, biz burada sadece noter veya genel merkezleri tasdiki yapmak durumundayız. Deva Partisi, üyelere ve tabana ve delegelere dayalı ve onlar mı seçecek seçeceğimiz insanları, yoksa aynı diğer mevcut olan partilerle bir gecede biliyorsunuz burada listelerin değiştiğini de tanık olduk. Bununla ilgili siyasi partilerle kanunlarla ilgili ve parti içerisindeki demokrasiden bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. Çıkışta sizlere parti programımızla tüzüğümüz takdim edilecek. Arkadaşlarımız onları hazırladılar. Lütfen alın onları. Orada da yazar. Üye tabanlı bir siyaset öngördü Deva Partisi. Ve milletvekillerinin en az yarısını, belediye başkanlarının en az yarısını delege seçecek. Partinin üyesi ya da kurucu heyeti, teşkilatının mensupları seçecek. Kalan yarısı merkez yoklamasıyla yapılacak. Yani %50'sini seçileceklerin partinin tabanı seçecek. Bunu yazmışız, kendimizi bağlamışız yani. Taban demokrasisi. Efendim, şu anda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bulunduğu bütün toplantılarda AKP milletvekillerine hitap ederken işte bir işi çözemediklerini, Sadullah Bey olsaydı bunu çoktan çözmüştü tarzında bir söylevleri var. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Şimdi mesele Sadullah Bey meselesini aşan bir boyutu var. O da istişarenin ve ortak aklın olduğu dönemde işler çözülebiliyordu. Bu özellikle 2017-2018 sürecinden sonra her şeyin tek merkeze bağlandığı, merkezi yapıda ortak aklın ortadan kalktığı, paylaşımın ortadan kalktığı, duygusal politikaların yapıldığı bir döneme geçtik. Bundan dolayı da işler yürümez oldu. Ya Sadullah var yok mesele değil, memleketin meselelerinin yürümesi lazım. Onun için ben prensip olarak sistem sorunu, zihniyet sorunu olarak değerlendiriyorum bunu. Biz bir kere ortak aklı mutlaka yaşatmamız lazım. Biz hukukun üstünlüğünü ve güven unsurunu mutlaka inşa etmemiz lazım. Biz bu ülkede insanların önünü görebileceği bir iklimi onlara sunmamız lazım. Ve bu ülkenin kaynaklarını doğru projelere ve ehliyetli bir yöntemle ve ayırmadan, kayırmadan hukuka uygun bir biçimde iş ve işlemleri yapmamız lazım. Kamu yatırımlarının yarışmacı bir yöntemle rekabet içerisinde olmasını sağlamak lazım. Fırsat eşitliğini sunmak lazım müteşebbise. 3 tane seçilmiş adama bütün işleri 5 tane seçilmiş adama vermek değil, fırsat eşitliğini bu ülkedeki bütün müteşebbise eşit şartlarda sunmak lazım. Bunu yaparsak kaynaklar hem doğru yere akar hem de en uygun maliyetle yapılır o işler. O açıdan ben bireysel değerlendirmiyorum konuyu. Sistem sorunudur. Anlayış sorunudur. Bu sistem ve anlayışın düzelmesi halinde Türkiye'nin sorunlarının aşılabileceğine inanıyoruz. Ve en kolay aşılacak sorun da ekonomik sorunlardır. Daha önce bu ülkeyi içine düştüğü büyük krizlerden çıkaran ekip şu anda tamamıyla Deva Partisi'nin yönetici kadrosudur. Başta Genel Başkanımız Ali Babacan olmak üzere. Hazine Müsteşarı dönemin planlama teşkilatının çalışanları hepsi şu anda Deva Partisi'nin yöneticileri konumunda. İnşallah en kolay aşacağımız sorun ekonomi sorunudur. Peki bu ekonomi sorununda derken şu anda biliyorsunuz Türkiye'de bütün kaynakları bir noktaya topladılar.
ve bunun denetimi olmayan bir sisteme girildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biraz önce onu söylemeye çalıştım. Fırsat eşitliğini oluşturmak, kaynakları hakça doğru kullanmak ve yarışma iklimini oluşturmak. Bunu yaparsanız rekabet şartlarında yapılan işler şimdiki sistemde yapılandan çok daha ucuza mal olur bu ülkeye, bu millete ve daha çok eser ortaya çıkartmak, daha çok yatırım yapmak mümkün olacaktır. Sayın Bakan, benim bir sorum olacak müsaadenizle. Bir, sizden sonra hükümetin Hatay'a bakışı mı değişti yoksa Hatay'ı hükümet nezdinde temsil edenlerin beceriksizliği mi diyelim? Hatta hiçbir hizmet gelmedi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? İkinci sorum Sayın Bakan. Mevcut hükümetin FETÖ ile mücadelesini samimi buluyor musunuz? Değerli arkadaşlar, şimdi öncelikle ben şahıslar üzerinden bir değerlendirme yapmamaya gayret edeceğim. Çünkü biz Deva Partisi olarak yeni siyaset yapma biçimini kişisel çatışmalara, ithamlara dayayan bir yöntemi uygulamayacağız. Biz diyaloğu, uzlaşıyı, işbirliğini akılcı ortaklaşan bir yöntemi siyaset dili olarak ülkeye hakim kılmaya çalışıyoruz. O açıdan şahıslar değil, elbette ki aktörlerin de etkisi olmakla beraber yapısal sorun var Türkiye'de. Yani Ankara'dan işlerin yönetme biçimi yanlış. Bir, çok merkezileşti yetkiler. Merkezden Samandağ'ın, Altınözü'nün, efendim Kumlu'nun sorunlarını takip etmek mümkün değil. Bunlar yerel yönetimler bir miktar güçlendirilmeli. İki, biraz önce de söyledim, sistem doğru işlemiyor. Rekabet ortamı yok, yarışma ortamı yok. Kaynaklar çok israf ediliyor ve acil yapılması gereken işlere kaynak da bulamıyorlar. Sorun buralardan kaynaklanıyor. İkinci sorunuza gelince, FETÖ ile mücadele ya da başka suç örgütleriyle mücadele. Bütün bunların hepsinin kesintisiz yapılması gerekiyor. Ancak parantez açıyorum, hukuk içerisinde. Burada hukuk hem toplumu koruyacak, hem devletin yaptığı işin meşru görülmesini sağlayacak çıpadır. Bunu gözden kaçırdığımız anda yapılan işin bir kıymeti yoktur. Şu anda Türkiye'de toplumun yarısını terörize eden bir bakış açısı var, bir dil var. Hükümetin büyük ortağı açıyor ağzını, Cumhur İttifakı'nın dışındakileri terörist olarak ilan ediyor. Küçük ortak, en küçük ortak hepsi beraber toplumun bu kesimine doğru potansiyel suçlu muamelesi yapan bir dil kullanıyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bu ülkenin yarısını siz terörist olarak yaftalayabilir misiniz? Bu hakkı size kim veriyor? Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında hangi mücadeleyi yaparsanız yapın, o mücadele meşruiyetini kaybediyor. Sapla saman birbirine karışıyor. Onun için evet, suçla ve suçluyla, suç örgütleriyle mücadele etmek lazım. Ama bunun hukuk çerçevesinde olmasını sağlamak lazım, temin etmek lazım. Hukukun dışına çıkarak yaptığınız mücadelenin meşruiyetini kaybedin. Devleti, diğer kaba kuvvet kullanan, güç kullanan unsurlardan ayıran şey hukuktur. Devlet hukuk içerisinde davranırsa mücadele etmiş olur. Hukukun dışına çıktığı anda suç örgütlerinden çok bir farkı kalmaz. Onun için o özellik çok önemli. Hukuk içerisinde bütün bu suç ve suç örgütleriyle mücadelenin devam etmesi lazım. Bir sorun daha var son olarak. Evet. Hukuk demişken aklımıza geldi. HDP ile ilgili olarak. Son dönemde HDP'nin kapatılması ile ilgili tartışmalar var. Bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı var. Bu da uygulanmıyor. Bununla ilgili Deva Partisi'ni düşünüyorum. Şimdi sadece HDP'nin, sadece Demirtaş'ın değil, birçok CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve yargılanmasına ilişkin de Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı var. Onun için de ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diye bir anlayış var. Şimdi biraz önce sordunuz, anayasa değişikliği ile ilgili öneriye nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bakmam lazım? Ben Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorum, tanımıyorum diyen insanları Anayasa Mahkemesi'ne hakim olarak atıyorsunuz. Ne yapmaya gidiyor ya?
yani inanmadığı, kararlarını tanımadığı bir mahkemeye üye olarak gittiğiniz zaman ne yapacak orada? Şimdi samimi olmak lazım. Tutarlı olmak lazım. Bir kere hukukun üstünlüğüne inanmak lazım. Yani hepimizi bağlayan bir şu anda eleştirsek de bir anayasamız var. Bu anayasa değiştirilinceye kadar hepimizi bağlar. 153. madde çok açık. Kararları kesindir. Yasama, yürütme, yargı organlarını bağlar. Gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Biz de çıkıyoruz mahkemenin verdiği kararlara uymamak mümkündür diyor yöneticilerimiz. Bunun izahı var mı? Onun için hem söylemlerimiz hem icraatımızın tutarlı olması gerekiyor, zorunlu.